Hoş geldiniz Irmak Hanım. Ben salona geçiyorum. Ayşe bana baksın. Tamam efendim. Beni çağırmışsınız Irmak Hanım. İki bozulu. Hemen efendim. Buyurun efendim. Canım. Ne oldu? Annemi gördüm. Ne? Annem de beni gördü. Nerede gördün? Ya benim gittiğim doktorun apartmanının girişinde yani. Orada bir sürü doktor var herhalde. O da bir doktora gelmişti. Hay Allah. Sen iyi misin peki? Yani ben böyle seneler sonra annemi karşımda gördüm, ona anne dedim de. Yani beni gördü. Bana baktı, sonra kaçtı. Sevgilim, bak ben Filiz'in sana karşı hala bir kin beslediğini hiç sanmıyorum. Sanmıyor musun? Merhaba diyemedi. Merhaba diyemedi. Tamam, o da şoke olmuştur seni aniden görünce karşısında. Bunca zaman sonra insanın böyle yaptığı hatayı böyle karşısında görmesi, ay ne kadar kötü oluyormuş. Öyle. Ama ben sana zamanında çok söyledim Irmak. Ara anneni dedim, konuş onunla dedim, beni dinlemedin. Neyse tamam, evet bir hata var ama sonuçta biz de aşık olduk. Ya sen neden bahsediyorsun? Bu kadar büyük bir yanlıştan sonra ben o kadını nasıl arayacaktım? Nasıl bakayım onun yüzüne? Karsu'yu defalarca aradım. Defalarca aradım. Açmadığı gibi telefonunu değiştirdim. Anneyle kardeş bir mi Allah aşkına? Ay bilmiyorum ya. Bilmiyorum, çok canım sıkkın. Sevgilim, senin tedavi sırasında alkol kullanman yasak değil miydi? Ondan da çok sıkıldım. Ondan da çok sıkıldım ben. Belki de bizim bu yüzden bir çocuğumuz olmuyor. Annemin bir laneti. Yani biz
Onun mutsuzluğunun üstüne bir yuva kurduk ve Allah da bizi cezalandırıyor.